Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz TRS Grup kurucu ortağı Berkan Üresin. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Frankofonsunuz. Frankofon, evet. Güzel. Üniversite eğitimi amacıyla 2001 yılında Fransa'ya gittim. Sorbonne Hukuk'ta okudum. Ve kısa bir süre sonra da turizm sektörüyle tanıştım. 2002 yılından diyelim aşağı yukarı günümüze kadar da TRS Grup adı altında bir şirketle hizmet veriyoruz. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Çok tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Peki turizme ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii. Şimdi üniversite için gittiğiniz zaman biliyorsunuz bazı meslekler vardır öğrenciliğe yönelik. Aslında rehberlik bunlardan biri değil. Hı hı. Çünkü oldukça karmaşık ve oldukça zaman alan bir iş. Ama bizim Galatasaray camiasında diyelim çok sayıda turizmci var. Evet. Ben de bir iş arayışına geçtiğim zaman Paris'te abilerimiz, Galatasaraylı abilerimizin yönlendirmesiyle beraber önce asistan olarak çalışmaya başladım. Sonra başarılı buldukları için beni rehberliğe kadar ilerlettiler. Ve yaklaşık 2005 yılına, 2006 yılına kadar da rehberlik yaptım eğitimim sırasında. Ne güzel. Türkiye'de mi? Hayır, Paris'te, Fransa'da. Anladım. Evet, Fransa'da yaptım. Yani Paris'te yaptınız, oradaki turistlere yönelik kesinlikle tecrübe edindiniz. Ne güzel, harika. Orada bizim tabii çalıştığımız döneminde çalıştığım şirketler Türkiye'den gelen turistlere Fransa genelinde özellikle Paris'te hizmet veren şirketlerdi. Tabii ne gerekiyor? Birincisi belli bir genel kültür gerekiyor. İkincisi tabii ki Fransızca ve Türkçe %100 hakimiyet gerekiyor. Bunlarla beraber rehberlik kariyerim başladı diyelim. Şahane. Tam çekirdekten yetiştiniz. Aynen, aynen öyle oldu. Bizim turizm böyledir birazcık. Bu mesleğe girersiniz, çıkamazsınız. Doğru. Üniversite bitmesine karşın turizmden ayrılamadık, turizm güzel, devam etti. Harika. Evet. Zaten şu anda da turizm ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden biri. İlgi her gün artıyor. Bir cazibe merkezi haline geldik. Zaten tarihi özellikleri açısından çok zengin bir ülkeyiz. Evet. Bu da mutluluk verici. Kesinlikle. Değil mi? Katılıyorum. Peki sizin verdiğiniz hizmetler, çalışmalar nelerdir, neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi biz aslında 2007 yılında TRS Grup, ben kurucu ortağıyım. TRS Grubun yani oluşum amacı Türkiye'deki acentalara bazı hizmetler vermek. Biz buna B2B diyoruz. Hı hı. Şimdi B2B business dedim mi? Business to business. Aynen. Bunu business to business açmak lazım. Çünkü aslında tabii kurumlar giriyor işin içine. Biz kurumlara hizmet vermiyoruz. Hı hı. Sadece seyahat acentalarına hizmet veriyoruz. Onların aslında arka plandaki mutfakta çalışan ekibiyiz gibi düşünün bizi. Bunlar hep bizim iş ortaklarımız. 2007 yılından beri de bu şekilde hizmet verirken önce Paris'le başladık. Arkasından Brüksel ofisimiz açıldı. Arkasından Amsterdam, sonra Nice, sonra da İsviçre'de Vöve'de bir ofisimiz var. Harika. Bu bütün bu ülkelerde kendi fiziki ofislerimizle Türkiye'deki seyahat acentalarına bizim yer servisi diye adlandırabileceğimiz genel anlamda. Bunlar fuar olabilir, kongre olabilir, çeşitli organizasyonlar olabilir. Bunlarla alakalı hizmet desteği veriyoruz. Ne güzel, şahane. Paris zaten dünyanın merkezi, evet. Çok güzel bir yer hakikaten. Ya Paris dünyanın en çok turist alan evet, şehri. Çok beğenilen her şeyiyle değil mi? Mimari yapısı, mutfağı, evet. Müziği her şeyiyle, evet. Sanatı, kültürü. Büyük avantaj tabii her şey var Paris'te. Evet. Yani bugün bahsettiğimiz işte fuar, kongre tabii. Turizmi de var. Ama onun dışında gezilecek yeri de çok fazla. Var. Açık hava müzesi diyebiliriz tabii, Paris'e. Tabii kesinlikle. 25 milyonla 30 milyon arasında her sene turist alıyor. Evet. Pandemi hariç konuşuyorum. Evet. O dönem hariç tabii, o dönem bir şey olmadı. Hareket durdu. Halinde değildik. Ama bitmiyor. Yani Paris'in aktivitesi bitmiyor. 12 ay 365 gün sürekli aktif bir şehir. Harika gerçekten. Geçen ay Paris'teydim. Şahane bir şehir. Her zamanki gibi şahane bir şehir. Evet. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Bizim en büyük özelliğimiz, şimdi birçok tabii ki bizim meslektaşımız var. Bizde benzer işler yapanlar var. Ama genelde oldukları noktada tek bir destinasyonda hizmet verirler. Örneğin Paris'te açtıysa ofisini Paris'te servis verir. Berlin'de açtıysa Berlin'de hizmet verir. Biz şu anda Türkiye'ye hizmet veren birçok noktada kendi fiziki ofisleri olan DMC adını adlandırdığımız, yani Destination Management Company diyorlar bizim şirketlerimize, belli bir ekspertizimiz olduğu için tek şirketiz. Yani Fransa'da, bütün Fransa'ya hizmet veriyoruz, bütün Belçika'da hizmet veriyoruz, Hollanda'da,
İsviçre'de, hatta Batı Avrupa'da yeni oluşumlarımız var. Almanya ofisimiz açılacak seneye. İspanya ve İtalya'da hizmet vermeye başladık. Bunun gibi birçok destinasyonda tek bir kalemden hizmet veren farklı bir yapıda bir şirketiz. Şahane, çok tebrikler. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şimdi şöyle bir hedefimiz var. Biz iki ortağız şirkette, iki Galatasaraylıyız. Aslında birçok ortaklıklarımız da olduğu zaman da yani şirketimiz çok genç bir şirket değil. Baktığınız zaman 15 yılı geçti. Şu andaki iki yani ortak olarak bizim vizyonumuz tüm Avrupa'da hizmet sağlayabilmek. Çünkü şunun farkındayız. Bizle çalışan iş ortaklarımız, ben müşteri kelimesini hiç kullanmak istemiyorum. Bunlar hakikaten bizim iş ortaklarımız, tabii, seyahat ajantaları Türkiye'deki. Ne kadar iyi servis alırlarsa, biz ne kadar başarılı hizmet verebilirsek misafirlerine, o kadar ileri gidiyorlar. Onlar ileri gittiği zaman da bizim büyüme şansımız ortaya çıkıyor. O kaliteli servis, mesela Fransa'da verdiğimiz, Paris'te, Nice'te verdiğimiz kaliteli servisi biz aynı şekilde tüm Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Yani en büyük vizyonumuz bu. Belki çok kısa vadeli değil, bunlar kolay yatırımlar değil. Ama ileriki dönemlerde tüm Avrupa'da hizmet veren tek Türk şirket olmayı hedefliyoruz. Ne güzel, hedefinize en kısa zamanda ulaşmanızı dilerim. Çok teşekkürler. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şimdi dışarıdan baktığınız zaman turizm çok keyifli bir meslek gibi gözüküyor. Yani çünkü seyahat var işin içerisinde ama ne yazık ki böyle değil. Arka planda çalıştığınızda görüyorsunuz zorlukları. Bir sefer çok stresli bir iş. Stres yönetimi iyi olması lazım bu işi yapacak olan insan. Kriz yönetimi aynı zamanda. Evet. Çünkü farklı farklı insanlardan servisler alıyorsunuz. Ve sizle hiç alakası olmayan, tamamen işinizi %100 kusursuz da yapsanız sıkıntılar çıkabiliyor. Bunlar da stres yaratıyor tabii ki. Bunun yönetimini yapacaksınız. Çok fazla farklı kalem var. Konsantrasyon eksikliği olmayan insanların yapması lazım. Ve gerçekten işini severek yapan insanlar olması lazım. Tutkuyla çünkü bağlı olacak. Çok uzun mesailer. Tabii. Yani biz 7 gün 24 saat çalışıyoruz turizm kesinlikle dediğiniz zaman. Tabii. Bunun pazarı yok, cumartesi akşamı tabii yok. Fark etmiyor, pazartesiyle bizim için cuma aynı şey. O bakımdan işini severek yapacak ki mesai saatinde mesaisini hesaplamayacak, öyle söyleyeyim. Evet. Kolay bir iş değil ama içinin içine girdiğiniz zaman da demin söyledim ya, zaten çoğu turizmci turizm okumamıştır. Öyle bir ilginç bir yan var. Doğru. Turizmciler tabii ki turizm okuyanlar değil, ki turizm yapıyorlar ama birçok baktığınız zaman sektörün lider isimlerinin farklı farklı okullardan eğitim aldığı, farklı meslekleri olduğunu görürsünüz. Ama turizm içine bir şekilde girmişler ve burada kalmışlar. Kendini çeken bir sektör. Evet, cezbediyor. Cezbediyor. Girdiğiniz zaman çok çıkamıyorsunuz. Evet. Ben bunu işte birkaç yıl bakayım sonra ne yapacağım diye başlıyorsunuz. Bir bakmışsınız 20 yıl 30 yıl geçmiş. Ne güzel. Birden geçmiş yıllar. Ama tabii içsel motivasyon çok önemli. Verimliliği arttırıyor değil mi? Tutkuyla bağlı olmak bunlar son derece İnsanın önemli. İnsanın sevdiği işi yapması hem başarıya ulaşmasını aslında sağlıyor hem de özel hayatına da mutluluk getiriyor. Kesinlikle. Çünkü eğer hakikaten sıkılarak yaparsanız eğer işinizi, yansır, hele böyle stresli bir işse de sizin kendi hayatınıza, sağlığınıza, fiziğinize çok her şeye yansıyor. Kesinlikle. Evet. O yüzden zaten hayatımızın büyük kısmı çalışarak geçiyor. Doğru. İş ortamında mutluysak genel olarak da mutlu oluyoruz. Doğru. Bu da çok önemli. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Biz TRS Grup turizm olarak Fransa'da, Paris'te, Nice'te ve birçok başka ülkede Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Umarım Türkiye'nin ekonomik ivmesi, gelişimi devam eder ve biz de bu gelişimi Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederek daha da ileri taşırız. Düşüncelerim bu şekilde. Harika bir mesajdı. Evet. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz TRS Grup kurucu ortağı Berkan Üres'indi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.